Çok sık sorulan iki soruya yanıt bulmaya çalışacağız. 1. Durmaksızın yüzebiliyorum. Ancak yorulduğumda su üzerinde durup dinlenmek istediğimde maalesef başarılı olamıyorum. Su üzerinde durmak için çok fazla enerji harcadığım için ya çok yoruluyorum ya da batıyorum. Su üzerinde yatarak dinlenmeye çalışıyorken bir türlü yatay pozisyonda kalamıyorum. Ayaklarım batmaya başlıyor. 2. Bazı insanlar hiç hareket etmeden suda yatabiliyorken bazı insanlar neden bunu başaramıyor? Bu iki sorunun cevabı birbiriyle ilişkili olduğu için konuyu tek cevapta açıklamaya çalışalım. Bazı insanların su üzerinde yatıp tamamen hareketsiz kalarak dinlenebildiğini görürüz. Özellikle acemi yüzücüler bu hareketi arzu ettikleri rahatlıkla yapamadıklarından şikayetçiler. Ancak işin aslı acemilik değildir. Çünkü çok iyi yüzme bildiği halde bu hareketi yapamayan insanlar da görürüz. Sebep ağırlık merkezimiz ile ilgilidir. İnsanda ağırlık merkezi kalça kemiğinin neredeyse ortasındadır. Pelvis içinde lomber omuru hizasına yani kuyruk sokumunun kalça kemiği ile birleştiği noktaya denk geliyor. Ağırlık merkezi açısından kadın ve erkekler arasında ortalama %1'lik bir fark bulunmuştur. Bayanlarda kuvvet ve ağırlık oranı düşüktür. Nedeni küçük kas gruplarındaki yağ dokusu oranının fazlalığıdır. Bu durum yüzme sporunda kadınlara avantaj sağlar. Su üzerinde yatmakta olan insan simetrik bir duruş sergilemektedir ve cinsiyet, kilo, vücuttaki yağlanma, kas gelişimi ve benzer etmenlerden ötürü vücut dengesi zaman içinde bozulabilmektedir. Bazı insanların suda yatay kalabilmesi mümkün iken bazılarının yatay kalamamasının sebebi budur. Peki ne yapmalı? Suda uzanmış insan tatteravalli gibi simetrik bir pozisyondadır demiştik. Ağırlık merkezimizin tam olarak bizi dengede tutmadığı durumlarda bazı ufak oynamalarla ayarlama yapmak mümkündür. Bunu basit bir deneyle açıklamaya çalışalım. Örneğin suda sırt üstü pozisyonda olduğunuzu kabul edin. Adeta başınızı yastığa koyup uzanmış ve gökyüzünü seyrediyor gibi düşünün. Diyelim ki bu duruş sayesinde tamamen yatay ve dengedesiniz. Bu aşamada yüzünüzü kaldırıp ayak parmak uçlarınıza bakmaya kalktığınızda ağırlık dengeniz ayaklara doğru kayacak ve ayaklar suya batmaya başlayacaktır. Bunun tam tersini yaparak yani ayak parmaklarınıza doğru değil de çenenizi kaldırarak alnınızın üzerinden geriye doğru bakmaya kalktığınızda da dengeniz tekrardan sağlanacaktır. Yıllar içinde gördüğüm bir gerçek var ki yüzme öğrenirken bazen kursiyerler detayları atlayabiliyor. Bu sebeple özellikle su üzerinde durma konusunda aksaklıklar yaşanabiliyor. Gerek yüzüstü gerek sırtüstü suda durma çalışmasında başımızın öne veya geriye olan hareketinde santimlerin bile çok etkisi vardır. Örneğin nefes almak için başınızı yana değil de karşıya doğru kaldırdığınızda ayak bölgesinde batmaya sebebiyet verirsiniz. Bu da sürtünme katsayısını arttırır. Sürtünme kuvvetine karşı gelmeye çalıştıkça enerjiniz doğal olarak da çabucak tükenir. Aklınıza şöyle bir soru takılabilir. Peki hiç mi başımızı istediğimiz gibi hareket ettiremeyeceğiz? Yüzme keyif verici bir aktivitedir ve elbette dilediğimiz gibi hareket etme özgürlüğüne sahibiz. Biraz önce bahsettiğim fiziki gerçekleri bilip kabul edersek hareketlerimizi de ona göre kontrol edebiliriz. Yani el ve ayak hareketlerimizi ufak ufak kullanarak bozulan dengemizi düzeltmemiz çok kolaydır. Fiziki gerçekleri ihmal edenler denge sağlamak için çok fazla enerji harcamak zorunda kalıyor ve su içinde böyle birini hemen fark edersiniz. Ancak fiziki gerçekleri benimsemiş biri çok daha az enerji harcayarak suyu dövmeden nazik hareketlerle de aynı sonuca ulaşabilir. Unutmayın, suya nasıl davranırsanız o da size aynı şekilde karşılık verir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Takipçilerden gelen isteklere göre videolar yapmaya gayret ediyoruz. Siz de yüzme konusundaki sorularınızın cevaplarını kanalın oynatma listesindeki videoların içerisinde veya yorumlarda bulabilirsiniz. Kanalı desteklemek için videoları beğenip paylaşabilir. Hatta yeni yayınlanacak olan videolardan haberdar olmak isterseniz kanala abone olabilirsiniz. Unutmayalım, bilgi ve sevgi paylaşarak artarmış.